Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos biraz da Ulusal Kurtuluş Savaşı konusunda, Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Ulusal Kurtuluş Savaşı konusunda Türkiye'de çok çok polemik var. Ağırlıklı olarak İslami kesimlerin belli bir bölümü Türkiye'de bir Kurtuluş Savaşı olmadığını, bunun bir yalan olduğunu ifade ediyorlar. Bir kısmı da varsa da keşke Yunan galip gelseydi, o daha saygılı davranırdı. Bundan 15-20 gün kadar önce de yine Diyanet İşleri'nden bir hoca, işte Hatay'ın aslında Arap toprağı olduğu, Arapların orada olduğu, Fransa'nın elinde kalsaydı eğer daha iyi olacağı, çünkü İslamiyet'e karşı daha duyarlı davrandıkları konusunda bir takım şeyler söylediler ve aslında bu Cumhuriyet'le geçmişin, Osmanlı döneminin bir çatışmasıdır aslında. Eğer Kurtuluş Savaşı'nı kabul ederse, dolayısıyla onun arkasından gelen reformları da bir nedenle kabul etmek zorunda kalıyor. Onu da istemedikleri için Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'in önemini de bir kenara atmak istiyorlar. 30 Ağustos'a gelmeden önce 30 Ağustos'taki durum neydi? Önce ona bir bakmak gerekir. Ben kısaca bazı notlarım var. Bu notlardan da okuyarak size aktarmaya çalışayım. Şimdi 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e Yunan askeri kuvvetleri çıktı. Sonra Manisa, Afyon, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Bursa ve Trakya bölgesindeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerini işgal ettiler. 2 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa Karacabey 6 Temmuz'da, Gemlik 8 Temmuz'da ise Bursa İngilizlerin denetimi altında Yunanlara devredildi. Anlaşma yapıldı bunun arkasından. 10 Ağustos 1920 günü müttefik devletler, yani bizim karşımızdaki devletler ile mağlup Osmanlı Devleti arasında, aynen böyle geçiyordu anlaşmada, Sevr Anlaşması imzalandı. Osmanlı heyetinde başbakan olarak katılmış olan damat Ferit Paşa vardı, sadrazam, başbakan demek. O anlaşmadan bir iki maddeyi okuyayım önce ve önce bir numaralı bizim grafiğimiz de gelsin, bir numaralı haritamız gelsin. Oradan Sevr'i, ben burada maddeleri okuyorken, burada kısmen ekranda duracak, kısmen alacak çocuklar. Buradan daha iyi görebilirsiniz neyin ne olduğunu. Şöyleydi. Sınırlar madde 27 ile 36 arasında geçiyordu. Edirne, Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bir bölümü Yunanistan'a. Haritada da görüyorsunuz aynısını. Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin, Cizre kent merkezleri Suriye'ye, Fransız mandasını. Musul vilayeti en kuzeydeki kazası İmadiye dahil tamamen El Cezire'ye, Birleşik Krallık oluyor bu. Mezopotamya mandası, sonradan Irak oldu burası. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı. Madde 34. Ama boğazlar, İstanbul ve Çanakkale boğazları Marmara Denizi'ni silahtan arındıracaklar. Savaş ve barış zamanlarda bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Boğazlarda deniz trafiği içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunmadığı, bakın Osmanlı'nın içinde bulunmadığı 10 ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Komisyon gerekli gördüğü zaman müttefik devletlerine donanmalarını yardıma çağırabilecek. Bütün bunu almışlar bakın. Osmanlı Devleti'nin işin içinde yok. Bir komisyon kuruyorlar 10 devlet. Bunlar yönetiyorlar boğazları. Ama İstanbul isterseniz sizin başkentiniz olsun olarak diyorlar. Osmanlı Başbakanı da imzalıyor bunu. Geleyim Doğu ve Güneydoğu'ya. İngiliz, Fransız, İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni oluşturacak. Bir yıl sonra Kürtler dilerlerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabileceklerdir. İzmir'e geleyim. Yaklaşık olarak bugünkü İzmir il sınırları içerisinde Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarını kullanımı 5 yıl süreyle Yunanistan'a bırakılacak. 5 yıl süreyle. Bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için bir referandum yapılacak. Yani 5 yıl Osmanlı karışmayacak, çekilecek oradan. İşte oradan Yunanistan'dan, Rumlardan falan dolduracaklar İzmir'i. Sonra diyecekler ki 5 yıl sonra biz referandum yapıyoruz. İzmir'in kimde kalacağına karar verecekler. Ermenistan bölgesi, yani Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Türk-Ermeni sınırına hakem sıfatıyla ABD başkanı belirleyecek. Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis illeri Ermenistan'a verilecek. Savaş döneminde katliam ve teşhir suçlarını işlemekle suçlananlar yargılanacaktır. Biraz Ermeni sorunundan dolayı da geliyor bu mesele böyle. Borçlar ve savaş tazminatı Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek. Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek. Ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun ile denetlenecek. Onlar yönetecekler mali yapıyı. Kapitülasyonlar 1914 yılında tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşı lehine yeniden yapılandırılacak. Yani bu Sevr Anlaşması dediğimiz, tekrar arkadaşlar şeye getirsinler onu. Gördüğünüz gibi işte burada işte Ankara, Çorum, Kastamonu, Kayseri'nin bir bölümü, Amasya, Ordu, Bolu, bunlar kalıyor Osmanlı'ya. Bir de İstanbul'da başkent olarak kullanabilirsiniz diyor. Ancak boğazları başkaları yönetecek. Sizin dışınızda Osmanlı dışındaki şeyler insanlar ama siz başkent olarak kullanabilirsiniz diyecek. Buna imza attı Osmanlı hükümeti, damat Ferit Paşa ve yanındaki bakanlar kurulu. Dolayısıyla Osmanlı'nın özgürlük hakları elinden alındı. Devlet olma hakkı da elinden alındı.
Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı diye bir şey yoktur. Efendim Sevr Lozan'dan daha iyidir. Hatay Arap toprağıdır. Keşke Fransızların elinde kalsaydı. Bu savaşta keşke Yunan galip gelseydi gibi laflar hepsi fasarya laflar. Basbayağı Osmanlı'nın egemenliği bitirilmişti. Ülkenin her tarafı işgal edilmişti. Bir yerde Kürt devleti, bir yerde Ermeni devleti, bir yanda Yunanların aldığı topraklar, diğer yanında uluslararası kuruluşlar bunlar egemenliğini kurmuştu. Küçücük bir bölge kalmıştı. Tam bu zamanda Osmanlı'nın tabii parlamentosundan geçmedi çünkü parlamentoyu kapatmışlardı zaten. Padişah parlamentoyu feshetmişti Meclis-i Mebusan'ı. Şimdi geleyim tam hava buyken. İşgal var mıydı, yok muydu, neydi diye bir şeye. Şimdi size iki numaralı biraz Bursa bölgesine gelmek istiyorum. Özellikle biz Bursa'da olduğumuz için. İki numaralı fotoğrafı göstermek istiyorum. İki numaralı fotoğrafta Ulu Cami'nin önü burası. Atıyla tabi halk da var orada seyreden. Ulu Cami'nin önü halk da var seyreden. Orada Yunan komutan askeri birliklere selam veriyor. Bakın atıyla gezerken selam veriyor. Bu Yunan işgali. Kendisi bir kenarda Yunanlı komutan diğer komutanlarla beraber kenarda Yunan ordusu heykel tarafından çatal fırın tarafına doğru gidiyor. Yunan ordusu komutan da onları izliyor. Bir protokol geçişi var. Ulu Cami'nin önünde gene yani Osman Gazi Parkı var ya bugün Osman Gazi Parkı tam orada. 3 numaralı fotoğrafa geçelim. 3 numaralı fotoğraf. Bu da Mudanya'da. İkmal. Yani Yunan ordusuna ikmal geliyor Yunanistan'dan. İkmal geliyor. Bunlar da şeydeler Yunanlı komutanlar ve onlarla işbirliği yapan satekarlar. Mudanya iskelesindeler. Mudanya iskelesine ikmal indiriyorlar. 4 numaralı fotoğrafa geçelim. 4 numaralı fotoğrafta Tophane ile Pınarbaşı arasındaki şeyden çekilmiş. Yunanlı komutanlar ve bunlarla işbirliği yapan zevat var burada. Oradan Ulu Cami'nin olduğu tarafı gösteriyorlar. Orada bir planlama yapmak için. Bunlar Türkler değil bu fotoğrafta olanlar. Yunan komutan. Geleyim 5 numaralı fotoğrafımıza. 5 numaralı fotoğraf Gemlik Hükümet Binası. Sonradan bu bina yandı. Lise oldu. Yandı hükümet binası. Hükümet aşağıya taşındı. Burada olduğu yere kamu arazisiydi burası. Buraya da Gemlik Lisesi yapıldı. Ben o okulda okudum. Burası Gemlik Hükümet Binası. Güzel bir bina. Türk bayrağını görüyorsunuz asılı hükümet binasında. Şimdi bu hükümet binasının 1922 yılındaki fotoğrafını gösteriyorum size. 6 numaralı fotoğrafımız bu. Bu fotoğrafta çok net bir şekilde görüyorsunuz. Aynı hükümet binasına Yunan bayrağı dizgilmiş. Burası Gemlik işgal güçleri el koymuşlar hükümet binasına. Oradan yönetiyorlar Gemlik'teki işgali. Tekrar 5 numaralıyı gösterin. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gemlik'teki hükümet binası, mülkiye binası. Aynı fotoğrafta Türk bayrağı olan yerden Türk bayrağı kaldırılmış, Yunan bayrağı çekilmiş, Yunan karargahı olmuş. 7 numaralı fotoğrafa gelelim. Bunlar Gemlik Çarşı Meydanı demiş olduğumuz yer. Orada bir köprü vardır şimdi, halen de o zaman da vardı köprü. İki tarafı deredir. Karsak Deresi yani İznik Gölü'nden gelen derenin aktığı yer. Orada bir cami vardı yıkıldı şimdi meydan oldu. Fotoğrafın sol tarafında. Sağ tarafında Batum Oteli vardır. Sol tarafında görmüş olduğunuz evin yerinde şimdi orada bir belediye otobüs durağı. Otobüs durağı mevcut. O köprünün üstünden Yunan askerler geçerken subaylar derenin içerisinden Yunan askerlerinin geçişini denetlemekteler. Gemlik'teki işgal. 8 numaralı fotoğrafa geçiyorum. 8 numaralı fotoğrafta Balık Pazarı. Balık Pazarı'nda bugün bir cami vardır. Balık Pazarı Camii deriz. Orası kiliseydi. Sonradan camiye çevrilmiş. Balık Pazarı'nda Rum din adamları, o zamanki Rum belediye başkanı tarafından Gemlik'in anahtarı bu resimde bakın bu resimde İngiliz işgal komutanına teslim ediliyor. Rum belediye başkanı tarafından ve Rum din adamları toplanıyorlar. Bu anahtarı Gemlik'in anahtarını İngiliz işgal güçlerine teslim ediyorlar. Onlar da aldılar Yunan işgal güçlerine verdiler. 9 numaralı fotoğraf. Burası Mudanya Halit Paşa Mahallesi. Mudanya Halit Paşa Mahallesi. Gemlik'te bir Halit Paşa vardır. Mudanya'da bir Halit Paşa vardır. Bu Halit, Albay Halit, Deli Halit lakabıyla bilinir. Gemlik ve Mudanya'yı yeniden alan komutanlardan biridir. Paşa unvanı verilmiştir meclis tarafından kendisine ondan sonra. Bu da bir bayram. Çocukları da toplamışlar. Bahriyelileri de toplamışlar. Görüyorsunuz milletin elinde Yunan bayrakları var. Ve aynı zamanda balkonlara da Yunan bayrakları asılmış. Mudanya'da Halit Paşa'da mahallesindeki caddede çekilmiş olan bir fotoğraf Yunan işgali dönemi. 10 numaralı fotoğraf. Yine Gemlik'te Balık Pazarı Camii'nin yani eski kilisenin orada zamanın Rum Hristiyan papazları ile işbirlikçi
tarikatçılar birlikte oturmuşlar burada. Protokolü bekliyorlar. Elde olan bayrakta Yunan bayrağı ve İngiliz bayrağı var. İki tane bayrak var. Bunlar İngiliz Bahriye askerleri burada. Yunan askerlerini bekliyorlar. Dolayısıyla kutlama yapıyorlar. Acı olan şudur. İçlerinde ön tarafta göreceksiniz. 3-4 tane şey var. Sıra var. Bunlar o zamanki Osmanlı, hani Kurtuluş Savaşı yoktur, biz Kurtuluş Savaşı'na karşıyız diyen grubun Yunanlarla ve İngilizlerle yapmış olduğu işbirliği ilişkisi. Zaten Orta Doğu'daki İslami grupların ve tarikatların %80'i İngiliz mandasını kabul etmiştir. Alttaki de yani 11 numaralı fotoğraf Mudanya'da Yunan askerlerinin sabah teftişlerini, teftiş edilmesini göstermektedir. 12 numaralı fotoğrafımız çeşitli şekilde direniş gösteren muhtar ve ihtiyaret heyetinden köylerde direniş gösterenler bunlara karşı onların idama götürülüşünü sergiliyor. Tutuklanıp idama götürülmesini sergiliyor. Şimdi 13 numarada en rezil fotoğrafı gösteriyorum size. En rezil. Göstereceğim fotoğraf Sofoklis Venizelos'un fotoğrafı. Bursa'yı işgal eden komutandır bu. Sofoklis Venizelos. 1922 yılında işgal komutanıdır bu. 1950 yılında Yunanistan Başbakanı olmuştur iki kez. Sofoklis Venizelos bir resim çekilmiş. Elini atmış şöyle. Osman Gazi türbesinde. Osmanlı Devleti'ni kuran adam. Osman Gazi. Osman Bey. Kayıboyundan gelen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey. Kuran adamın türbesi vardır Bursa'da. Osman Gazi'nin türbeye gidiyor. Elini atıyor. İddia o ki sandukasına da tekme vuruyor, bir iki tekme. Tık 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 diye. Osman, Osman diyor. Ne oldu diyor. Aldın da buraları diyor. Ne oldu diyor. Rumların elinden aldın diyor. Bizansların elinden aldın diyor. Bak diyor. Geldik gene aldık. Kalk da kurtar bakayım diyor şeyini diyor. Bu fotoğraf çok önemli bir fotoğraf. Arkadaşlar gösteriyorlar size. Şimdi fotoğraflı belgeler, bu fotoğrafları ben çekmedim. Bu fotoğrafları ben Photoshop'ta da hazırlamadım. Bu fotoğraflar 1922 yılındaki işgali anlatıyor. Dolayısıyla hani aman efendim Yunan işgali yoktu. Kurtuluş Savaşı diye bir savaş yoktu vesaire falan. Bunların hepsi yalandır. Bunların hepsi Cumhuriyet karşıtı olan, Cumhuriyet'e düşman olan, ağırlıklı olarak İslami çeşitli tarikatların söylemleridir. Hepsi karşıtır demiyorum. Bir kısmı cumhuriyetçidir bunların. Ama bazıları var ki şiddetle karşı. Kadir vardı. Resti Kadir lakabıyla bilinen Mısırlı oğlu. O mesela Yunan galip gelseydi daha doğruydu. Türkiye için daha iyi olurdu diyordu. Çünkü padişahın sadrazamı, padişah da ses çıkartmamış buna, sadrazamı Sevr Anlaşması'nı imzalamış. Bir tek bunun payitahtına dokunmayacaklar. Sen başkanlığa, tapadişahlığa devam et. Sen de Şeyhülislamlığa devam et. Halifeliğe. Ordunuz mordunuz kalmasın. Siz bakarız 5-10 sene sonra size belki büyük bir kısım şeyler daha veririz falan diye bir şey vermişlerdi. Nitekim buna karşı Rumeli ve Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti biliyorsunuz. Sonradan 16 Mart'ta şey kapatılınca meclis çağrısında bulundu. Kuvayi Milliye. Meclis çağrısında bulundu. 16 Mart'ta kapatılmış olan meclisi 23 Nisan'da tekrar açtılar Ankara'da. Dediler ki biz temsil ediyoruz şeyi. Ve bunlar karar aldı. İşgalcilerle birlikte davrananlar vatan hainidir diye. Bunların hakkında, hepsinin hakkında Kuvayi Milliye'yi kurdular diye, Kurtuluş Savaşı'na soyundular diye, işgale karşı çıkıyorlar diye Mustafa Kemal'den başladılar. İsmet İnönü derken böyle devam etti. Halide Edip Adıvar'a kadar, Adnan Adıvar'a kadar herkes hakkında idam kararı çıkarttılar. Padişah da hepsini imzaladı. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş kararı aldı. Öyle bir meclisti ki bu hem hükümetti, hem ordu komutanıydı, hem orduyu yönetiyordu. Hem de yasama organıydı. Konvansiyon meclisi denir bu meclislere. Fransa'daki Fransız devriminden kalmadır. Başkomutan ilan edildi meclis başkanı Mustafa Kemal. Ordularını oluşturdu aynı zamanda ve Kurtuluş Savaşı başladı. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı ben detaylı olarak anlatmayacağım. Sadece bunun en iyi yazan, aslında en iyi yazanlardan biri diyeyim ki Nazım Hikmet'tir, şair Nazım Hikmet'tir. Nazım Hikmet 1939 yılında başlamıştır bunu yazmaya. İstanbul cezaevinde, tevkifhanesi derler o zaman, tutuklama, tutuk evi. 1940 yılında Çankırı cezaevinde devam etmiştir. 1941 yılında Bursa cezaevinde devam etmiştir. Ve arkasına not düşmüştür zaten bu şeyin, Kurtuluş Savaşı destanının. Der ki 939 İstanbul tevkifhanesi, 940 Çankırı hapishanesi, 941 Bursa hapishanesi diye not düşmüştür. Nazım Hikmet İstanbul tutuk evinde kalıyorken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını getirtir. Oradan esinlenerek devam eder şeye. Bir de dayısı Ali Fuat Cebesoy'un aldığı bilgiler vardır. Bu destanı yazar. Bu destan Türkiye'de ilk kez 1965 yılında Yön dergisi tarafından Kurtuluş Savaşı destanı olarak yayınlanır. Daha sonra 73 ve 75'te de tekrarlar bunu Yön dergisi. Kuvayi Milliye Destanı adıyla ilk kez bilgi yayınlanınca 1968 yılında yayınlanmıştır. 30 Ağustos'u en iyi anlatan şeydir. Çok uzun bir destandır. Bir pasaj okumak istiyorum. 26'sında başlayıp 30'unda biten, süreci kısaca anlatan.
Ve arada bir duracağım. Orada Nazım Hikmet neyi anlatmıştır onu anlatmaya çalışacağım. Başlıyorum bir bölümünden. Ateşi ve ihaneti gördük. Ateşi ve ihaneti gördük demek şu. Ve yanan gözlerle durduk bu dünyanın üzerinde. Hem kendi içinde hainlerin emperyalistlerle, işgalcilerle işbirliğini gördü. İhanet edenleri hem de ateşi gördü. Ülkeyi yakıp yıkmalarını gördü. Bu millet. Millet adına konuşuyor burada şey. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 Ekim'inde, İzmir 919 Mayıs'ında, Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani tütün kırma mevsimi. Yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar, işgal edildiler demek istiyor. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş ama dövüşüyordu. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerine yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını karanlığa karışarak basıp gittiler. Kim bunlar? Geçenlerde bir yazı yazmıştık. Kim bunlar? Kanlı bankerler pazarı nedir? Birinci Dünya Savaşı'dır. Emperyalistlerin Orta Doğu'yu nasıl işgal edeceklerine ilişkin çıkartmış oldu. Çünkü enerji şekil değiştiriyor. O güne kadar demir, kömür enerjinin ana maddesini oluştururken otomotiv ve elektrik giriyor devreye. Otomotivin giriyor olması demek petrol giriyor demektir. Hangi bölgelerde var petrol? Osmanlıların interland alanlarında. Almanların ilişkisi yok burayla. İngilizlerin, Fransızların hakimiyeti var. Ruslar da sıcak deniz istiyorlar. Almanlar Osmanlı üzerinden buradan petrol kapar mıyım acaba deyip ve İngiltere, Fransa bilmem neyle Osmanlı'nın arasını bozar mıyım deyip araya giriyorlar. Ve macera perest İttihat ve Terakkiciler Almanlarla işbirliği yapıyorlar. İki tane savaş gemisini alıyorlar, sokuyorlar içeriye. Bankerler pazarı diyor buna, bankerler pazarı. Sermaye savaşı. Sokuyorlar. Alman hakimiyetindeki isimlerini değiştiriyorlar. Satın aldık diyorlar iki gemiyi. Onlar da gidiyor Sivastopol'da. Alman subaylar gidiyorlar. Bombalıyorlar Sivastopol'u, Kırım bölgesini. Ve derken savaş açıyor Rusya, Osmanlı'ya. Derken müttefik oldukları için Fransa ve İngiltere ile onlar da savaş açıyor. Ve Almanlarla beraber yürümeye çalışıyoruz biz. İşte şimdi bunu sonra bu damat Ferit gibi ve bunun arkasında koruyan padişah gibi sadrazamlar Sevr Anlaşması'nı imzalıyorlar ya, işte onları kastediyor. Diyor ki, kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üstüne yatanlar, Suriye'de 149 bin kişilik ordu dağılıyor, Doğu bölgesinde 120 bin kişilik ordu, 86 bin kişi bir gecede donarak öldü orada. Her tarafta yenilgi. Yan gelip ölülerin üstüne yatanlar, düştüler can kaygısına. Neden? Halk ayağa kalktı. Bunları örgütleyen biri var. Ve kurtarmak için başlarını karanlığa karışarak basıp gittiler. Hem İttihat ve Terakki yöneticileri hem de padişah ve onun zevatı, kimileri İngiliz'in kayığına binerek, kimileri Fransız'ın kayığına binerek, kimileri bilmem kimin otobüsüne binerek ülkeden kaçtılar. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı devletlere karşı savaşıyordu. Köle olmamak ve iki kat soyulmamak için savaşıyordu. Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbeşer Ovası gördü uzun dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık. Şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Kimdir bu? İki tane rivayet var. Birincisi bu Nasreddin Hoca'dır ya da Mevlana Celaleddin Rumi işgal edilmiş. Kim işgal etmiş burayı? Şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü diyor. Ve Çukurova Seyhan Ceyhan ve kara gözlü yörük kızı gördü mavi üniformalı Fransız'ı. Bir egemen devletin nasıl işgal edildiğini anlatıyor. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf, ayan ve ağalar düşmanla birlik oldular. Demin göstermiştim size. İngiliz ve Yunan askerlerine Gemliğin, Bursa'nın anahtarını verirken onlarla birlikte birkaç tane daha fotoğraf var. Kaymakam, Tarat Katibi bilmem kim falan işgale imza vermiş, makamlarını teslim etmişler, işbirliği yapmışlar. Göstermiyorum daha fazla düşmanlık olmasın diye. Bunlar eşraf, ayan ve ağalar düşmanla birlik oldular ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp istikbali yakıp yıttıkça düşman dağa çıktı. Mavzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı. Çeteler, halk bu halk. Çok önemli bir tanımlama yapmış burada. Çok mükemmel bir tanımlama yapmış. Ve köylülerden paşalara görüldü. Karadonlu köylülerden. Adana, Antep, Urfa falan orada siyah şalvar giyer insanlar. Don yerine giyerler aynı zamanda bunu. Ve onlar hakir görülürler Osmanlı aristokrasi tarafından. Karadonlu insanlar derler. Onlar reayadır, toprakta çalışacak. Paşa savaş yönetendir. Ve Nazım Hikmet diyor ki, dağa çıktı mavzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü. Karadonlu köylülerden. Bunları anlatıyor. Dayandık. Dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık.
Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtı ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerin yanında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. 5.30'da büyük taarruz başlayacaktı. Saldırı, düşmana saldırı başlayacaktı. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na akacaktı. Tekrar saati sordu. Saat 5.30 ve başladı topçu ateşiyle büyük taarruz. Sonra düşman cepheleri düştü. 30 Ağustos'ta düşman esir olundu. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Eli yüzü kan içinde Ali Onbaşı şu türküyü söyledi. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak gibi uzanan bu memleket bizim, bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cennet, bu cehennem bizim. 30 Ağustos, Kurtuluş Savaşı, Zafer Bayramı. Kutlu ve daim olsun.